14 Kasım 2023 günlerden salı, saatlerden de yaklaşık 20.00 civarında ekran karşısına geçtik. Normalde pazartesi akşamları Özcan Pehlivanoğlu Hoca ile birlikte oluyorduk ve salı günleri de Özcan Purde ile devam ediyorduk ama dün İzmir'deki internet problemi nedeniyle bir değişiklik yaptık. Dün Özcan Purde'yi almıştık yayına. Bugün Özcan Pehlivanoğlu Üstadım'la birlikteyiz ve Özcan Hoca ile bugün iki video birden yapacağız. İzlemekte olduğunuz videoda da Süper Lig'i konuşacağız Özcan Hoca ile. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet hocam, ben de teşekkür ediyorum bu selamlama için ve hocam bir genel değerlendirme her zamanki gibi yapalım isterseniz. Maçların ayrıntılarına geçmeden önce işte şeye de bir başlıyoruz, yine bir milli arada söz konusu. Bu arada Türk futbolunda neler konuşuluyor size göre? Sizin gündeminizde öne çıkarmak istediğiniz neler var? Şimdi Akın Bey, benim çok sevdiğim bir söz vardır Türkçe'de. Göz olanı akılda olacağı görür. Değişi. Çok önemli bir yani. Göz olanı görür. Yani şu an önümüzde ne varsa onu görür. Ama akıl olacağı görür. Gelecekte neler olacaksa onu görür. Şimdi bizim en büyük talihsizliğimiz hep böyle meselelere akılla bakıp geleceği öngörmemizden kaynaklı. Yani benim talihsizliğim. Şimdi biz biliyorsunuz dikkat çektiğimiz birçok husus var Türk futbolunda. Bunlar belli bir vadede hepsi tahakkuk ediyor. Buna seviniyor muyum? Sevinmiyorum. Üzülüyorum tabii. Ama maalesef böyle oluyor. Şimdi hakemlerle ilgili maçlardaki pozisyonları konuşuyor arkadaşlar. Ya kardeşim, burası bir bataklık. Şimdi Türk futbolundaki yanlışları konuşuyor arkadaşlar. Yönetenler futbolla ilgili insanlar değiller. Kulüpleri konuşuyoruz. Başkan ve yönetimleri hiç başarılı olabilecek insanlar değiller. Yani kendi iş hayatlarında evet, ama futbolla ilgili yaşadıkları başarısızlık. Yani şimdi bakıyorsunuz. Mesela ben şimdi biz seyredenlere tavsiye edeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nde Murat Ağrer futbolla ilgili bir takım yazılar yazıyor. Alıp okusunlar. Biz buna benzer şeyleri bu programlarda anlattık. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum tabii. Yani mesela Acun Ilıcalı diyor ki Türk futbolu bitmiştir. Ben demiyorum ya, Acun Ilıcalı söylüyor. Yani gerçekten bitmiştir Türk futbolu. Seyirci yok, taraftar yok, kulüpler borç batağında, finans sıkıntısı içerisinde, transfer tahtaları kapalı, FIFA'dan cezalar alıyorlar, transfer yasaklısı haline geliyorlar. Yani borçlarını ödeseler bile transfer yasaklısı haline geliyorlar. Onun için Türk futbolu yani son derece bitik. Yani iflasın eşiğinde demiyorum. İflas etmiş de iflas sonrası durumu yaşıyor. Günü kurtarmak için palyatif tedbirler alıyorlar. İşte yok efendim İspanya Süper Kupası modeli gibi her sene başka bir ülkede bu işi oynayacağız deyip Suudi Arabistan Riyad'da bu sene maç oynanmasının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ya ne diyeyim arkadaş size ya? Yani demiyorum yani. Onun için Türk futbolu gerçekten bitik vaziyette. Ve bizim öngörülerimiz, bu programda seyreden insanlar bizim öngörülerimizin çok kısa vadelerde gerçekleştiklerini görüyorlar. Kulüpler kötü yönetiliyor. Üzülüyorum ülkem adına. Yani ülkemdeki bir spor dalı adına. Futbol bir spor dalı. Ülkemdeki bir spor dalı adına üzülüyorum yani. Bahisler, bahis şirketleri, iddia şirketleri, gayri kanuni yasal bahisler. Yani her şey öyle bir şeye girmiş ki maalesef, maateessüf. Bu lafı da çok severim, maateessüf. Yani yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim, güzel şeyler söylemek istiyorum aslında. Söyleyecek şey de bulamıyorum. Onun için Türk futbolu bitik. Bitik, bitik, bitik. Her tarafından tel tel dökülüyor. Bakalım nereye kadar gidecek? İzleyeceğiz biz de.
Evet, tel tel dökülen Türk futbolunun hocam Süper Ligi'nde 12. hafta oynandı bu hafta. Müsaade edersen geçelim mi karşılaşmalara? Hay hay tabii geçelim. Hocam tabii bizim izleyicilerimizin önemli bir bölümü Samsunlular. Samsunspor ile yatıp kalkan çok önemli bir taraftar kitlesi var. Geçen hafta içerisinde üst üste alınan iki iç saha galibiyetiyle, son dakikalarda gelen galibiyetlerle bir anda yeniden lige tutunan ve bir heyecan içine giren Samsunspor, Pendikspor karşısında zaman zaman oyunun üstünlüğünü eline almasına rağmen çok net gol pozisyonlarını da son vuruşları yapmayı beceremeyince Pendikspor'un da bir kolay gol bulmasına engel olamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı ve bir hafta önceki moda büyük ölçüde geri döndü yeniden. Allah'tan yine şey geldi de, milli ara geldi de şimdi biraz yara sarma fırsatı buldular. Samsunspor ve Pendikspor arasında 1-0 Pendikspor'un kendi sahasında kazandığı karşılaşma sonrası neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi bana sorarsan ben normalde Pendik Samsun maçını izlemem. Ama bu programları yaptığımız için yıllardır Samsun'la olan bir muhabbetimiz var. Ve Samsun'da şu anki sıkıntılı durumu var. Dönüyorum Pendik Samsun maçını izliyorum. Şimdi Gisdol değil mi? Teknik adamına evet. Yanlış söylemiyorum. Şimdi Gisdol'ün kırmızı karttan oyundan atılmasına hiç anlam veremedim. Gerçekten adama haksızlık ettik, terbiyesizlik ettik. Benim gördüğüm kadarıyla çok kibar bir adam yani. Yani böyle şey değil yani. Hakemlere karşı, oyunculara karşı, herkese karşı bir kibarlığı var adamın. Yani. Almanlar biraz böyle hot pot falan sert sürt olur da yani kaba saba olurlar ama bu kaba saba gibi bir görüntü verse de davranışları itibarıyla nezaketli bir adam. Yani. Ya niye attı adamı anlamadım. Yani gerçekten bizim hakemlerimiz çok sıkıntılı. Bunu söylemem lazım. Çok sıkıntılı yani. Yani bu adama bu yapılan bu muameleyi ikinci kırmızı kartı hiç doğru bulmadım. Onu söyleyeyim bir defa. Birincisi bu. Ya kardeşim şimdi 6 puanlık bir maç bu. Hepimiz kabul ediyoruz. Yani Samsunspor'un doğrudan direkt rakibi Pendikspor. Sen şimdi bu 6 puanlık maçta ne yapıp puan alacaksın? Rakibini yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Gol kaçırdın, iyi top oynadın. Ben bundan önceki oynadığı iki maçta da Samsunspor'u beğenmemiştim. Hatayspor ve İstanbulspor galibiyetlerini. Ne demiştim? 75. dakikasından sonra oyun değişti. Şimdi Hatay yenseydi başka şeyler konuşuyordu. İstanbulspor yenseydi yine başka şeyler konuşuyordu. Ve maçlar 75. dakikadan sonra döndü. Son dakikalarda döndü. Uzatmalarda döndü. Ya böyle nereye kadar gidersin? İşte bu 6 puanlık maçı kaybettin. Yani Samsunspor bana umut vermiyor ya. Bu senin direkt rakibin. Yani ben bu maçla ilgili yok öyle olmuş böyle olmuş falan filan. Yani ben bunları bilmem arkadaş yani. Sen Samsunspor'sun. Rakibin Pendikspor. Biliyorsun ben Pendik takımını Süper Lig'e layık görmüyorum. Kızmasın Pendikliler. Taraftar yok, bir şey yok, o yok, bu yok, şu yok. Yani eskiden Pendikspor takımına mahalle takımı derler. Pendik ilçe değildi çünkü. Ya, mahalle takımı yani. Mahalle takımına karşı oynuyorsan yeneceksin kardeşim. Samsunspor'da genel anlamda bir kadro zafiyeti. Şimdi bizim Pendik Samsun maçını değerlendirirken geçmişteki eleştirilerimizi unutmamamız lazım. Ben ne diyorum? Okan geçen sene top oynamadı. Okan'ın transferi yanlış transfer. Şumski de oynayamaz bu kalede. Şimdi Süper Lig'de iki husus var. Kalecin çok iyi olacak. Fenerbahçe yıllardır kaleci sorunu yaşadığı için şampiyonluklardan oldu. Ne yaptı bu sene? Altay Bayındır'ı gönderdi. Novakovic'i getirdi. Daha bir üst sınıf. Galatasaray niye son 10 yıldır başarılı? Çok şampiyonluklar kazandı. Muslera sayesinde. Demek ki futbolda bir tutanın yani kalecinin çok iyi olması lazım. Kaleci konusunda sorunlar yaşıyor diye düşünüyorum ben Samsunspor. Kadroda da zafiyet var. Yani kadro
Daki isimler çıkıp böyle oyunun belli dakikalarında bireysel yeteneklerini ortaya koyup skoru değiştirecek nitelikte değiller. Bana sorarsanız yani Samsunspor'un teknik açıdan en verimli oyuncuları kim diye üzülerek söylemem lazım. Biri Laura, Kaytan Laura, diğeri de Fofana. Yani ötekilerde böyle bireysel yeteneği ortaya çıkartacak bir maharet göremiyorum ben yani. Olsa zaten bu haftaya kadar kendilerini belli ederler. E Pendik Spor maçında da bunu gördük. Kaçan gollerde bunu görüyor. Yani vuruş yeteneği yok. İşte pozisyonu değerlendirme sezgisi, becerisi yok. Nereye kadar? Yani yavan bir futbol. Rakibin Pendik Spor. Onlar da kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar, şimdi burada iki şey var. Ben yabancı teknik adam bir çok büyük risk. Samsunspor yabancı teknik adam getirirken bu riski fazlasıyla aldı. Şimdi yabancı teknik adam Pendik'i hayatında görmemiş. Pendik Spor'u hayatında izlememiş. Ne tür bir deplasmana gittiğini, ne tür bir rakiple oynadığını bilmiyor. Daha kendi oyuncularını doğru düzgün tanıyamadı. Sahada bu oyunculardan ne tarz bir verim alacağı konusunda kendi şüpheleri var. Çıkıyorsun Pendik Spor gibi 6 puanlık bir maça. Ama Pendik Spor daha hazır. En azından camiası olarak daha hazır. Yani Samsun maçına daha hazır. Onun için Pendik Spor'da oynayan oyuncular Samsun Spor'u tanıyorlar. Halil Akbunar tanıyor, Erdem Özgenç tanıyor. Turam yıllardır bu ligde oynuyor, tanıyor. Kaleci Erdem çok güzel futbol oynadı. Güzel kurtarışlar yaptı. Gerçekten. Ya baktığında Wellington tanıyor. Yani biliyor kaç yıldır Türkiye liglerinde top oynuyor. Pendik Spor'un stoperi Beşiktaş'tan geldi. Yani baktığında böyle bir takımla oynuyor. Ve Samsun Spor, Pendik Spor arasındaki maç çok futbol açısından yavan geçen bir maç. Ve Samsun Spor bu maçı kaybediyor. O zaman sorarlar hangi maçı kazanacaksın kardeşim? Hangi maçlarda yani mesela İstanbulspor maçı da 6 puanlık maçtı. Oradan 6 puan aldın. Ya berabere kalsaydın? Anlaşıldı ki Hatayspor senin rakibin değil. Hatayspor gitti Galatasaray'ı yendi bu hafta. Senin rakibin değil. Ama yani Samsunspor Pendikspor'u yenildi ama önemli olan bundan sonraki haftalarda bize bir ümit verdi mi? Neler yapabilecek konusunda bir ümit verdi mi? Ben şimdi benim konuştuklarıma bakın. Ben Hatay maçından sonra da İstanbulspor maçından sonra da bu ümidi duymadım. Oturdum bir de çarşamba günü Samsunspor İstanbulspor maçını seyrettim. Yani. Ama Samsunspor bana ümit vermiyor. Yani her şey tesadüfe kalmış. Ya yani bir takımın yani önceden maçı kopartabilmesi lazım, rakibine kendini kabul ettirebilmesi lazım, oyununu kabul ettirebilmesi lazım, taktiğini kabul ettirebilmesi lazım. Samsunspor'da bunları göremiyoruz. E o zaman ne olacak? Hep böyle 75. dakikadan sonra son dakikalar yani olacak iş değil. Onun için ben Samsun'u dostları, Samsun Spor taraftarlarını, Samsun Spor Kulübü başkanını, futbolcularını buradan onları seven bir insan olarak uyarıyorum. Böyle gitmez bu arada arkadaşlar. Yani gerçekten gitmez. Ve Samsun Spor Lig'den düşecek takımlardan biri olur eğer böyle gidecekse. Yani böyle gideceğiz. Pendik Spor maçındaki görüntüye bakarak söyleyeyim. Oyuncuların tavrına, ruh haline, mücadelesine, şekline, şemaline bakarak söyleyeyim. Şimdi teker teker şu bu yaptı dersem oyuncuları da rencide etmiş olurum. Ama yani bu salt oyuncularla ilgili bir hadise değil. Yani tercihler meselesi. Yani bu oyuncular transfer döneminde tercih edilmişler. Teknik adam olarak bu arkadaş Gistol getirilmiş, tercih edilmiş. Bekleyeceğiz. Ama yani en fazla ligin ilk yarısının son haftasına kadar beklersin. Ondan sonra ikinci yarı toparlamak çok zor olur. Yani bu takım toparlayamaz. Onu söyleyeyim. Yani mevcut kadro toparlayamaz. Niye biz hep Türkiye'yi tanıyan, Türkiye ligini tanıyan, rakiplerini tanıyan bir teknik adam olsun diye söylüyorum. İşte o hani mesafe kısa. Şimdi mesela bu Gistol bu sene çok rahat olsa seneye belki çok başarılı olur.
transferlerle, kendi oyun taktiğiyle, motivasyonuyla. Peki ama Samsunspor'un böyle bir şeyi yok, avansı yok. Böyle bir lüksü yok. Bu seneyi kurtarmak zorunda. Maalesef Fenerbahçe karşısındaki Samsunspor bana bu görüntüyü vermedi. Bu ümidi duyamadı. Onun için Samsunsporlu dostlar, Samsunlu dostlar alınmasınlar. Bu takımın işi çok zor. Pendik bir mahalle takım. Bana göre çok başarılı oluyor. Bu yeni teknik adamlarıyla da galibiyetler almaya, puanlar toplamaya başladılar. Bu galibiyet onlar için de bir moral olmuştur. Önümüzdeki haftalara daha iyi bakacaklar. Daha iyi top oynayıp puanlar almaya çalışacaklar. Pendikspor, Samsunspor'u yendi. Tamam mı? Değil. Onun da işi çok zor. Bana göre onun da devre arasında takviyeler yapıp ikinci yarıya daha işe asılması lazım. Bir defa iç sahadaki bütün maçlarını kazanması lazım. Yoksa işler çok zor. Zaten bir takım maçlar karşısında hep eksi yazıyorsunuz. O maçları geçiyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Adana Demirspor gibi maçlar. İçeride dışarıda hep eksi yazan maçlar. Onun için çok önemli yani. Pendik Spor'un da toparlayabilmesi açısından. Yani bu iş Pendik Spor açısından da rahat değil. Bana göre hem Pendik Spor hem Samsunspor düşme konusunda çok sıkıntılı iki takım diye düşünüyorum. Samsunlu dostlar da bunu böyle değerlendirsinler. Bu takımda bu iş çok zor. Evet hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Şimdi biraz daha diğer takımları konuşmaya başlayalım. Şampiyonluk yarışının iki ağır favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray. Her ikisi de bu hafta tökezledi. Gerçi Fenerbahçe'nin tökezlediği rakip Adana Demirspor gibi bu ligin hani deve dişi gibi takımlarından bir tanesi. Yani siz de az önce saydınız ligin en güçlü takımlarından birisi. Ve Fenerbahçe bir Adana deplasmanında puan bıraktı ama Galatasaray herhalde çok da hesaplamadığı bir yenilgi aldı. Biraz son haftalarda hiç de iyi gitmeyen Hatayspor Galatasaray'ı 2-1 yenerek bir anda hem kendisi rahatladı, biraz rahatladı en azından. Hem de Galatasaray takımını da hani bir beklenmedik bir şoka soktu. Bu iki karşılaşmayı beraber ele alacak olursak hocam, ikisinin de puan kaybını nasıl yorumlayalım? Benzer sebepleri mi var? Yoksa farklı bakılması gereken bir durum mu söz konusu? Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir değerlendirmenizi rica edeceğim hocam. Şimdi bu arada araya bir telefon da aldık. Dinleyicilerimizden özür diliyoruz bu açıdan. Şimdi biz Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin iyi sinyaller vermediğini bundan önceki programlarımızda anlattık. Nereye kadar bu sürdürülebilir? Galibiyetler, başarı nereye kadar sürdürülebilir diye sorduk. Ve işte burada tıkanmaya başladılar. Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar, kulübedekilerin o sakatlanan oyuncular yerine oynadıklarında oyuncular kadar verimli olamayışı, performans sergileyemeyişi, Galatasaray'ın birçok oyuncusunun, yani kulübede oturan birçok oyuncusunun sahadakiler kadar verimli olamayışı. Hem takımlar yoruldu. Bana göre bu süreç bence teknik adamlar tarafından da iyi idare edilemedi. Bu söylemem lazım. Yani hem Okan Buruk tarafından idare edilemedi, hem İsmail Kartal tarafından idare edilemedi. Bunları öngörmeliydiler. Kulübedeki oyuncuları en azından sahadakilerin performansı kadar olmasa bile onlara yakın bir performansla oynayacak gibi hazırlayabilmeliydiler. Bunu başaramadılar. Rotasyon yapamadılar. Ya düşünün, Icardi'nin yedeği yok. Icardi kaç haftadır sakat sakat iğneyle oynuyor. Bazı futbolcular isteksiz Galatasaray'da. Oliviera gibi, Nelson. Yani bunlar kulübede oturuyorlar ama oynayacakmış gibi hazır olmuyorlar. Ne Endombele, yani gidiyor herhalde o devre arasında. Yanlış bir transfer. Yani şimdi bir şunu gördük. Yani bu iki takım birçok kulvarda mücadele edecek güçte takımlar değil. Fenerbahçe, Galatasaray. Yani bunlar sadece bir kulvarda güçlerini muhafaza ederek
başarı elde edebilirler benim kanaatimce. Yani Avrupa Kupaları, ardından işte Türkiye Ligleri, Türkiye Kupası, öneleme maçlarıyla başladılar bu sezona. Yani çok zor tabii futbolcular. Şimdi mesela milli takım arasına, milli takım arasına gitti. Milli takımlara gitti birçok futbolcuları Fenerbahçe'nin ve Galatasaray. Yani onun için bu iş teknik adamlar tarafından da iyi sürdürülemedi. Bunu söylemem lazım. Çünkü oyuncu performansları arttırılamadı. Elinizde 24-25 oyuncu varsa bu 24-25 oyuncunun her an oynayacakmış gibi hazır tutulmaları lazım. Oyuncular tutulamadı. Bunun psikolojik nedenleri var, başka nedenleri var. Oynamak isteyen oyuncular var. Kadroda kendilerine yer bulamıyorlar. Küskünlükler, dargınlıklar, her şey. Ama işte teknik adamlık burada devreye giriyor. Teknik adam bunları sorunları minimize ederek sahada başarılı olacak bir kadroyu ortaya çıkarmalılar. Şimdi Galatasaray'ın Hatay karşısındaki mağlubiyeti benim için de sürpriz. Ama beklenmeyen bir şey mi? Yani beklenen bir şey. Yani Galatasaray takımı yorgun. Galatasaray takımı sahada istenileni ortaya koyamıyor. Onun için normal bir beraberlik. Tabii Hatay Spor'un başarısını da yatsımak istemiyorum. Onlar gerçekten enkazdan çıkmış. Yani deprem enkazından çıkmış bir kulüp, bir takım. Volkan Demirel'i ve oyuncularını kutluyorum. Göçebe bir hayat sürüyorlar. İstanbul'da yaşıyorlar. Futbol Federasyonu Riva testlerinde idman yapıyorlar. Gidip Mersin'de top oynuyor. Şapka çıkartıyorum. Alkışlanır. Bir başarı Hatay Spor'un başarısı. Adana Demirspor Fenerbahçe maçını çok heyecanla seyrettim. Ama o kadar yani. Balotelli valla seyirciler benim tabirimi mazur görsünler. Böyle göt göbek salmış ki herhalde önümüzdeki yıl Kırkpınar'da baş pehlivanlıkta onu da güreşir göreceğiz Balotelli'yi yani. Enteresan bir şey. Niye aldılar, neden oynatıyorlar onu da bilmiyorum ama Adana Demirspor iyi takım. Kaleci Ertaş'a da bir parantez açmam lazım. Performansı çok yüksek. Zaten Montella da onu amiri takıma kaleci olarak davet etti. İyi takım Adana Demirspor. Seyrederken ben de sevip kalıyorum. Bilerek top oynuyorlar, isteyerek top oynuyorlar. Mesela Yusuf Erdoğan geldi kendini geliştirdi. Yusuf Sarı geldi kendini geliştirdi. Yani Adana Demirspor iyi bir takım. Seyirci müthiş. Adana Demirspor seyircisine şapka çıkartıyorum. Gerçekten stadı dolduruyorlar. Bu bile Adana'daki maçlara ayrı bir seyir zevki getiren bir unsur. Taraftarın gelip stadı doldurması ve maç boyunca tezahüratlarıyla takımın arkasında durması futbolda seyir zevkini arttırıyor. Fenerbahçe'ye gelince yani Fenerbahçe'de bu stoper konusu gerçekten sırıtıyor. Yani Samet'le Osterwald'e ne zaman hata yapacaklar diye böyle insan tedirgin bir şekilde seyrediyordur diye onları düşünüyorum. Fenerbahçeli taraftarlar açısından söylüyorum tabii. Ferdi Kadıoğlu'nda bir düşüş var. Onu söylemem lazım. Osayel Samuel'de bir sıkıntı yaşıyor gibi geliyor. Eskisi gibi değil. Ceko etkisiz vuruşlar yaptı. Tadiç bence iyi değildi ki bunların daha iyi olması lazım. Cengiz Ünder sınıfta kaldı. Zaten ben hep sorguluyorum. Biz sorguladıktan sonra millet yazdı ya yanlış bu transfer diye ama biz onu ilk sorgulayan insanlardanız yani. Ya bu transfer yanlış transfer niye yapıldı? Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi Cengiz Ünder'e. Maça girdikten sonra yaptıklarını gördüm. Gerçekten bir profesyonel topçuya yakışıyor. Ha, oyuna kendilerini vermediğini görüyorum Cengiz Ünder'e. Belki oyuna kendini verse benim söylediklerimi ya beni yalancı çıkartacak ya. Ama oyuna kendini vermediğini görüyorum. Böyle bir tuhaf hareketler, toptan kaçışlar, oyundan kaçışlar. Tuhaflık var yani. Tabii Crespo'yla Zaç fırsat geldi size kardeşim oynayamıyoruz diye polimlerde bulunuyorlardı bu oyuncular. Fırsat geldi onu da şey yaptılar yani değerlendiremediler diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Fred'le Dijuku dönecekmiş. Yani bakalım nasıl olacak ama Fred'in Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani Fred oyunda olursa, orta sahada olursa Dzeko ve Tadic'i daha çok oyunda etkili olarak görürüz. Çünkü öyle bir oyuncu Fred. Yani
Hem karşı rakibi oynatmıyor hem de kendi takımını oynatıyor. Böyle özelliklere sahip bir oyuncu. Güzel bir maç oldu. Heyecanlı maç. Yani İsmail Kartal da Adana Demirspor karşısında aldıkları beraberler çok sevindiklerini söylüyor. Bana göre de sevinmeliler. Çünkü Adana Demirspor iyi takım. Ben biliyorsunuz Adana Demirspor'un bu ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çelme takacak takımlardan bir tanesi olduğunu söylemiştim. Birkaç takım var işte. Trabzonspor, ondan sonra Adana Demirspor, belki Başakşehir, Hatay, yani belki, ama bu iki takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor, gerçekten bu büyük takımlara çelme takacak iki takım. Ve nihayetinde de Trabzonspor, Fenerbahçe İstanbul'da yendi. Adana Demirspor'da, Adana Demirspor'da da beraber kaldı Fenerbahçe. Ama bu takımlar yorgun. Yorgun yani. Yani bu şey yürekte dayanmaz. Yani ben futbolculara da bir kabahat bulmuyorum. Yorgun, ben teknik adamlara kabahat buluyorum. Bu oyuncuları doğru rotasyonla takımı hazır tutacak şekilde hazır etmeliler. Maalesef bunu yapamadılar. Bu milli takım arasının, bence bu iki takıma bir dinlenme arası olacağını düşünüyorum. Belki sakatlar iyileşirse, işte cezalar, mesela İsmail Yüksek cezalıydı. Sakatlar iyileşirse, cezalılar dönerse farklı Galatasaray, farklı bir Fenerbahçe izleriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim değerli hocam. İstersen bir de şeyi konuşalım. Yani şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmuş gibi olsalar da bu hafta yeni hocalar ile işte yükselişte olan, o yükseliş sürecini devam ettiren Trabzonspor ve Rıza Çalımbay'la yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, her ikisi de çok taraftarlarını memnun edecek bir oyun sergilememekle beraber Beşiktaş Başakşehir önünde 1-0 galip geldi. Trabzonspor da Konyaspor'u son dakikalarda bulduğu bir golle 2-1 yenerek geçmeyi başardı. 3'er puan hanelerine yazdırdılar. 3 puan 3 puandır diye bakacaksak evet, başarılı sayabiliriz. Ama ben zannetmiyorum ki hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın taraftarı oynanan futbolu tatmin edici bulsunlar. Siz nasıl değerlendirdiniz hocam bu iki büyük takımı? Şimdi Akın Bey, yani bizim programımızı bu hafta seyretmeye başlayan kişiler ya bunlar ne diyor der. Ama biliyorsunuz, bakın, bir Abdullah Avcı'yı biz Trabzonspor'u yıllarca bu programda konuştuk. Şimdi bu maçın skoru ne? 2-1. Fenerbahçe maçının skoru ne? 3-2. Ondan önceki maç yine 2-1 zannedersen veya 1-0. Şimdi bakın, Abdullah Avcı'nın bir oyun felsefesi var. Yenemiyorsan yenilme. Şimdi Konyaspor'u 2-1 yendi. Tek farklı, futbol önemli değil. Futbol sizi mutlu eder. O da diyor zaten, hazır değiliz. Tekrarlar yapıyoruz. Çok çalışmamız lazım. Transferle kalitemizi artırmamız lazım. Bak, bir sürü geleceği, yani böyle kabul edin bizi. Bunun aslında bir anlaşılması gereken şekli bu. Bizi böyle kabul edin, böyle idare edin. Bak, biz de kazanıyoruz. Yani bu Abdullah Avcı'nın oyun felsefesi. Sıkıcı ama netice alıcı. Yani futbol açısından sıkıcı. Zevk vermiyor. Ama netice alıyor. Şimdi Onaçu denen adam daha önce bu takımda oynayan Cornelius ve Sörlot, yani pivot santroforun devamı. Bunu seviyor zaten. Cornelius'la şampiyonluk kazandı Abdullah Avcı. Trabzonspor'u şampiyon yapar. Şimdi Cornelius'un yerinde Onaçu. Onaçu da görevini yapıyor ve gol atıyor. Attığı ikinci gole şapka çıkartılır. Diyecek bir şey yok yani. Hatırlıyor musun? Enis Destan gelişiyor. Yani bazı oyuncuları Abdullah Avcı geldiğinden beri hem kullanıyor hem de geliştiriyor. Zaten oyunda süre verirseniz o tür oyunculara, gelişmek isteyen, kendini göstermek isteyen, form düzeyini arttırmak isteyen oyunculara süre verirseniz onlar da kendini göstermeye başlar. Bence ara transfer, birkaç daha transfer yapıp gelecek senenin şampiyonluğa oynayacak Trabzonspor'unu hazırlıyor. Tabii bu arada işte ilk dörde kalırsa, Türkiye Kupası'nı kazanırsa, Avrupa Kupalarına gitme şansı yakalarsa, yine Trabzonspor önümüzdeki yıl Avrupa Kupalarından elde edeceği gelirle de en azından transferde harcayacağı parayı garanti etmiş olur diye düşünüyorum. Şimdi futbolu aynı zamanda bir ticari işletme olarak görmek lazım. Futbolda elde edilecek başarıları ve sonuçları da paraya tedavül etmek lazım ki
bu kulüpler başarılı takımlar, başarılı olacak takımlar kursunlar ve bu şekilde taraftarlarını memnun etsinler. Trabzonspor bunu şimdi Abdullah Avcı ile başarıyor. Şimdi Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına gelmesi de bir proje. Bu takım bu sene yenilendi. Bana göre kötü oyuncular yok, iyi oyuncular aldılar. Oynayamayan sakat oyuncular var. Onlar da takıma girdikçe farklı bir Trabzonspor'u izleyeceğiz. Zaten ben biliyorsunuz Abdullah Avcı göreve geldiğinde Abdullah Avcı bu takımdan bir ümit duymasa bu görevi kabul etmezdi demiştim hatırlarsanız. Evet. İşte beni de yanıltmıyor Abdullah Avcı. Tek golle de olsa yenilmiyorsan yenemiyorsan yenilme felsefesiyle gidiyor ama işte Trabzonspor'un da kaliteli oyuncular olduğu için o kafa kafaya giden maçlarda bir an sahne alıyorlar. Onaçu benzerindeki gibi, Bakasetas örneğindeki gibi, Visca, Edin Visca örneğindeki gibi, Trezuzet örneğindeki gibi. Yani böyle kaliteli ayakları var. Bireysel yeteneklerini Trabzonspor'un adına sahneye çıkartacak oyuncular var. Bunu da başarıyorlar. 1-0 olsun, bizim olsun. Tek farklı galibiyet olsun, bizim olsun. Felsefesi. Trabzonspor böyle üçer üçer puan toplamasına neden olacak bundan sonraki haftalarda diye düşünüyorum. Beşiktaş kulübüyle de ilgili biz bir değerlendirme yapmıştık biliyorsun. Büyük gemiler limanlardan zor ayrılıp limanlara zor yaklaşıyor. Beşiktaş kulübü bir sarsıntı içerisindeler. Açık denizde fırtınaya tutuldular. Anlatabiliyor muyum? Bunu atlatacaklar. Bu seneleri gitti. Kayıp bir sene bu sene onlar açısından. Zaten sezon başlarken bu belliydi. Taraftar yapılan transferlerden memnun değildi. Oynanan oyundan memnun değildi. Çalkantılı bir sürece gidildi. Genel kurul var. Beşiktaş'ın genel kurulu var. Toparlanma dönemi ama güzel bir hamle yaptılar. Rıza Çalınbay'ı gittiler. Rıza Çalınbay bana göre Türk futbolunda insani açısından da örnek olarak gösterebilecek bir adamlardır. Ben kendisini herhalde 14-15 yaşındayken ilk defa görmüştüm ve tanımıştım. O zamandan bu yana çizgisinin hiç değiştiğini görmedim. Bana göre çok değerli bir bu adamı. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş iyi yaptı. İnşallah bu açık denizde fırtınaya tutulmuş büyük gemiyi Rıza Çalınbay sağ salime limana getirir. Karaya yaklaştırır diye düşünüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın işi tabii ki çok sorunlar çok yani. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın çok sorunu var yani. Bu takım, yani futbol takımı da kulüp de iyi yönetilememiş. İki türlü iyi yönetilememiş. Biliyorsunuz her zaman bir şey söyledim. Kulüp iyi yönetilemiyorsa sahada futbol takımından da başarı beklemek mümkün değil. Yani bu genel bir şeyimiz, fikrimiz. Hep ortaya koyduk. Kulüp iyi yönetilememiş Beşiktaş'ta ki olağanüstü genel kurula gitti yönetim. Bunun da tabii futbola takımına yansımaması, oyunculara yansımaması, teknik kadroya yansımaması imkansız. İşte bak son 1-2 gündür Abu Bakar'ı tartışıyoruz. Sakat mı değil mi? Parasını istedi mi istemedi. Bu sorunların hiç dışarıya sızmaması lazım, konuşulmaması lazım. Demek ki yolunda gitmeyen işler var Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ta. İnşallah düzelir bu tablo Beşiktaş'ta diye. Evet, inşallah düzelir. Biz de dileklerinize katılalım. Hocam programı kapatmadan diğer takımları da şöyle bir hızlıca üstünden geçsek. Enteresan sonuçlar var. Yani Antalya Spor Ankara Gücü'nü deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla yendi. Bu sezon çok sancılı bir başlangıç yapan Kayserispor ki teknik direktörünü de çok hoş olmayan bir şekilde kaybetmiş ve yeni bir hocayla yola devam etmişti. Kasımpaşa gibi güçlü bir takımı deplasmanda 4-3 yenerek yine önemli bir galibiyet aldı. Gaziantep FK Alanya Spor deplasmanında 3-0'lık galibiyetle Sumidika döneminin çıkışını devam ettirdi. Rize Spor galip 1-0 İstanbul Spor'u yendi. Ve Karagümrük'te Sivas Spor önünde 3-0 galip. Bu galibiyetleri yani birçoğu da net galibiyetler. Deplasmanda alınmış net skorlu galibiyetler. Takımlar arasındaki güç farkına mı yoksa teknik adamların işte takımlarını daha iyi hazırlamasına mı bağlamalıyız? Siz bu sonuçları genel anlamda nasıl yorumluyorsunuz? Ya Akın Bey, şimdi soruların çok uzun cevapları var. Ancak yani mesela Emre Belözoğlu'nun Türk futbolunda başarılı olamayacağını, başarılı bir teknik adamlık sergileyemeyeceğini çok uzun zamandır değerlendiriyorum ben bu programda. Yani evet. Şimdi Ankara Gücü'nün aldığı sonuçlara da bu yansıyor. Bana göre Emre Belözoğlu
kulüple, taraftarla, oyuncularıyla doğru ilişki kuramıyor. Bu takımın oynadığı oyuna yansır bence. Şimdi o yani kendi kariyeri var, üstün bir futbol geçmişi var, var oğlu var. Ama yani teknik adamlık başka bir şey. Yani bunu da söylemem lazım. Şimdi Emre Belözoğlu Ankara Gücü'ne uyum, yani benim meşhur biliyorsun halkalar teorim var. İşe geçmiş halkalar teorisi. Evet. Şimdi Emre Belözoğlu bu Ankara Gücü'nün halkalarında bir teknik adam sorunu var. Bu sahadaki futbola yansır. Antalya Spor istikrarlı bir takım. Yani Nuri Şahin'den ne olursa olsun vazgeçmedi. Hatta Nuri Şahin Antalya Spor'dan vazgeçmeye kalkınca da Nuri Şahin'i tekrar ikna ettiler ve takımda kaldı Nuri Şahin'le. Antalya Spor iyi bir takım ve Antalya Spor Türk futbolunda ve dünya futbolunda bana göre bir marka olmalı. Neden? Çünkü Antalya turizm açısından çok marka bir şehrimiz. Aynı zamanda bir liman şehri yani denize açık bir şehir. Yani böyle bir şehirde dünyada görüyoruz. Böyle denize açık önemli şehirlerde, ekonomisi güçlü şehirlerde güçlü futbol takımları oluyor. Çünkü o şehir onu finanse ediyor. Şimdi Antalya evet. Spor bu durumda olmalı. Antalya Spor'un gerçi borcu harcı biraz fazla ama bu durumda olmalı. Şimdi bu da sahaya futbol olarak yansımalı. Yani Antalya Spor da bana göre sahada olumsuz neticeler almasına sebep olan faktörler dışarıda. Yoksa Nuri Şahin'le beraber Antalya Spor'un çok kaliteli bir takımı var. Daha iyi neticeler alabilir. Yani bu 4-0'lık skor öyle beklenmedik skor değil yani. Olabilecek bir skor yani. Ankara Gücü'nün sorunları var. Antalya Spor sorunlarını azalttıkça sahada daha başarılı bir top oynar ve neticeyi alır. Gayet normal. Şimdi Rize Spor maçında da sahalarımızda ender görülen bir gol gördük. Yani gerçekten Rize Çaykur Rizeli oyuncuyu tebrik ediyorum. Müthiş bir topa vuruş yaptı. İsabetli bir vuruş. Gol oldu İstanbul Spor karşısında. Yani İstanbul Spor kötü. Yani Murat Yakın da Hakan Yakın değil mi bu? Yok Hakan. Murat Hakan Yakın. Şimdi Hakan Yakın da öğrenmeye çalışıyor burayı. Türkçeyi de zor konuşuyor Hakan. Geçtiğimiz hafta da annesi de Allah rahmet eylesin. Kendisine başsağlığı hesabını tutuyorum buradan. O da öğrenmeye çalışıyor. İstanbul Spor zor bir takım. Farklı bir kulüp. Taraftarı yok, stadı yok, seyircisi yok, otu yok, kutu yok. İşte futbolcular çıkıyorlar. Yani böyle bir takım motive etmek de çok zor. Şimdi Hakan Yakın bunları anlayacak, farkına varacak, şehirleri öğrenecek, karşındaki rakibi analiz edecek falan filan. Yani bana göre teknik adam tercihi de hatalı İstanbul Spor'un. Onu söylemem lazım. Ama buna rağmen Çaykur Rizespor skoru açamadı ve 1-0 bitti maç. Ama atılan golü de şey yapıyorum. Şimdi Alanya Spor bir çöküş yaşıyor. Yani normal yani. Alanya Spor'un bu çöküşü yaşaması da normal. Şimdi yani işte futbol bazı yerlerde gelişemiyor. Yani istediğiniz takımı kuramayabiliyorsun. Alanya Spor bir ilçe takımı. Ve Antalya'nın iki takımı Süper Lig'de oynuyor. Yani hem Antalya Spor hem Alanya Spor. Yani bu ilçe takımlarının motive olup yani bir yerden sonra motivasyon, ligdeki motivasyon şey yani sıkıntılı. Ömer Erdoğan bıraktı. İşte yerine Fatih Tekke geldi. İşte Fatih Tekke de problemli teknik adamlık açısından yani. İstanbul Spor'u geçtiğimiz yıl ligde bıraktı ama bunlar tabii skora yansıyor, oyuna yansıyor, neticeye yansıyor. Yani bize saçma gelen, acayip gelen bir şey yok. Yani gayet her şey gibi. Futbol adına doğruları yapanlar netice alıyorlar sahada. Futbol adına yanlışları yapanlar da mağlup oluyorlar. Yani genel anlamda baktığımda ligi için bunu görüyorum. Ama konuşmanın bu programın başında da yani Türk futbolu iflas etti çoktan. İflas etmenin ötesine geçti demiştim. Bütün kulüplerimizde sorunlar var. Şimdi Kayseri Spor'da da Recep Uçar'ı kutluyorum. Yani Kayseri Spor lige transfer tahtası kapalı falan ama iyi bir takımı vardı. Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı 2-3 yıldır bir arada oynayan bir oyuncu grubu vardı. Çağdaş Atan gibi
oyuncu grubuyla uzun zaman çalışmış teknik adam vardı. İyi başladılar. Kulüp sorunlar yaşıyordu ama kendileri iyi başladılar. Sonra da yine Türk futbolunda son yıllarda en iyi teknik direktörlerden biri olarak gördüğüm Recep Uçar'ı takımın başına geçirdiler. Ve o iyi takım Recep Uçar'la da kazanmaya devam ediyor. Bundan daha normal, daha olağan bir şey yok. Bu açıdan da onları kutluyorum. Kasımpaşa'da biraz sıkıntı var. Onu söylemem lazım yani. Kasımpaşa'yı iyi görmüyorum biraz. Yani iyi gibi duruyor. Yani tabii yani Kasımpaşa'da bir ilçe takımı bile değil, biliyor musun? Bir semt takımı yani Kasımpaşa. Yani garip bir şey, bir semt takımı ya. Bir ilçe takımı bile değil. Yani bu takımın Süper Lig'de böyle oynaması, dayanması, böyle mücadele vermesi bile alkışlanacak bir şey. Onun için pek fazla bir şey beklemiyorum. Şimdi bu yani Süper Lig'in veya Türk futbolunun dizaynında bir sakatlık var. Bu sakatlık ortadan kalkarsa tribünlerin dolu olduğu, seyircinin bol olduğu, takımların daha coşkulu mücadele ettiği ve anormal sonuçların yaşanmadığı bir lig görürüz. Ama şimdi bu Türk futbolundaki işte sıkıntılar sahada alınan sonuçlara da yansıyor diye nokta koyalım. Evet, genel bir değerlendirme yaptınız ama hep tam isabet hocam. Çok teşekkür ederim. Dileriz izleyenler yararlanmışlardır. Daha fazla insanın izlemesini tabii çok istiyoruz programlarımızı. Bunun için de kanalımıza abone olmamış olan izleyicilerimiz varsa onlara da bir açık davet yapalım. Bunu daveti zaman zaman tekrar ediyoruz. Bütün bizi izleyen hangi takımın taraftarı olursa olsun bütün futbol severleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz efendim. Hocam programı kapatırken ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla inşallah bizim düşündüklerimiz yanlış çıktığını görelim. O günleri görmek istiyorum yani. Biz yanlış düşünüyormuşuz demek çok isterim. En büyük dileğim bu. Bütün takımlara başarılar, taraftarlara da her şey gönüllerince olsun. Evet, milli takımımızın tabii karşılaşmaları olacak. Her ne kadar biraz formalite niteliğinde, işte hazırlık niteliğindeki karşılaşmalar haline dönüşmüş olsa da milli takımımıza başarılar dileyelim bu vesileyle. 13. hafta karşılaşmaları bakıyorum 25 Kasım'da İstanbulspor, Hatayspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Ankara Gücü ve tabii Galatasaray, Alanyaspor serisiyle cumartesi maçlarıyla başlamış olacak. O güne kadar biz de bekleyeceğiz. Bakalım hangi gelişmeler olacak, takımlarımız nasıl hazırlanacaklar ve tabii sıcak futbolu daha çok konuşmayı seviyoruz. 13. haftayı beklememiz gerekecek bunun için. Ben Özcan Pehlivanoğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere efendim. Hepinize sevgiler, saygılar.